cevval diyebileceğimiz Sayın Milletvekili adayımız Avukat Sayın Recep Özel Beyefendi kürsüye davet ediyor. Evet, salonda bulunan herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle konuşmamın başında bu aday adaylığı sürecinde gerçekten iyi bir teşkilat, güzel bir süreci götürdü. Ankara'daki aday tanıtımına ayın 15'inde yapılan aday tanıtım forumuna çok güçlü bir şekilde katıldılar. Ayrıca dünkü Sparta'daki karşılama törenine çok güçlü bir şekilde katıldılar. Ondan dolayı başta Melih Gök kardeşim olmak üzere Eğizli'de tüm kardeşlerime, hemşehrilerime en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten siz burada en gayretli teşkilat olarak ilan etsem herhalde yalan olmaz. En gayretli teşkilat Eğizli teşkilatımız. Herhangi bir belediyesi olmadığı halde bu gayretlerden dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Biraz önce sunucu abimiz Sayın Hocam Hasan Dinçer abimi unutmadı değil mi? O da ilçe başkanımızdı. Ona da teşekkür ediyoruz. Mustafa Serkan demek ki kurucu ilçe başkanımızdı. Onda çok emekleri var partimize. Teşekkür ediyoruz. Rahmeti Ramlan'a konuşan Ali Olguner abimiz vardı ilçe başkanımız. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Hizmeti geçen bütün partili arkadaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunarım. Tabii 21 seçim, 7 Haziran seçimleri. Bu normal bir ne 3 Kasım seçimlerine benziyor, ne 2007 seçimlerine benziyor, ne 2011, ne geçen yılki belediye başkanlığı seçimlerine benziyor, ne referandumlara benziyor. Bu önümüzdeki seçim, şundan 47 gün sonra gerçekleştireceğimiz seçim, seçimlerin seçimi telafisi imkansız olan herhangi bir eksikliğimiz, herhangi bir çalışmada kaydettiği noksanlığımızın telafisi olmayacak bir seçim. Ondan dolayı bu seçimde hepimize çok daha büyük görev düşüyor, yükümlülük düşüyor, sorumluluk düşüyor. Şimdi ben bu partinin kurucu il başkanıydım. Bu parti beni bir dönem yaptı, ara verdi, bir daha yaptı. Şimdi üçüncü döneme hazırlanıyoruz. Eğer bir parti üçüncü dönem adaylığı koyuyorsa bana düşen vazife bu dönem geçenkilerden çok daha fazla çalışmaktır. Çok daha fazla hizmet üretmektir. Çok daha fazla koşmaktır, ter akıtmaktır. Hizmeti Eğirdir'e, Isparta'ya getirmektir. İnşallah bu dönem size söz veriyorum burada çok farklı bir Isparta'yı el birliğiyle yapacağız. Çok farklı bir Eğirdir'i el birliğiyle buraya getireceğiz inşallah. 4 yılı dolu dolu geçireceğiz. Bakın 4 yıl kemiksiz bir dönem var. Hiçbir seçim yok. 7 Haziran'da seçimi kazanacağız. Tek başına iktidar olacağız. 8 Haziran'dan itibaren Isparta'nın her bir köşesine ne iş yapılıyorsa başta bizim bütün işleri bir kenara getirip derdimiz Isparta olması gereken bir dönem olacak. Onun tarihini sizlere burada bütün milletvekili adaylarımızla birlikte veriyorum. Eğilir'de bir yere seçim kaybettik. Olabilir yani her yerde seçim alacağız diye. Biri kardeşim adaydı, bir takım şeylerden dolayı kaybettik. Onlar hep geride kaldı ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Eğilir'de yine çok güzel bir oyu aldı. Bu seçimde Cumhurbaşkanlığı seçimindeki aldığımız oy oranının üzerinde bir oy alacağımızı buradan biliyorum, bekliyoruz. Şimdi burada belediye birileri aldığını oldu. İşçi kıyımları başladı. Sarıdır'da, Eğirdir'de. Başka bir şey var mı işçi kıyımının haricinde? Yeni bir iş var mı? Eğirdir halkı herhalde bunu görüyor. Ama biz bu ürünümüzdeki 4 yıl sürecinde belediye bizde olmamasına rağmen Eğirdir'de ne yapılması gerekiyorsa inşallah
el birliğiyle yapacağız. Belediye yardım edilmesi gerekiyorsa, bak burada yine söylüyorum, yardım edeceğiz. Yeter ki halka faydalı iş üretsin, halkın yararına olan eylemler içerisinde bulunsun. Öyle işçiye zulmetmez, vatandaşa zulmetmez, zam yapmaz. Yine Eğirdir'i, Isparta'dan veya Türkiye en pahalı suyunu içilir hale getirmez. Şurada Eğirdir Gölü var, biz Allah'ın en pahalı suyu içiyoruz. Yine zam yaparak onu yapmaz. Milletin yanında olduğu zaman biz onun yanındayız. Milletin menfaati olan bütün projelerde biz onların yanındayız. Gerek Sarıyer'si, gerek Eğirdir Belediyesi. Yine bakın, her şeye rağmen o bana Sarı Recep mi diyor, bir şey diyor herhalde. Bütün bunlara rağmen elimizi uzatıyoruz. Çünkü bu ülke bizim, bu Eğirdir bizim, bu memleket bizim. Eğitim halkının biz gereken birisi bütün seçimlerde aldık. İnşallah 7 Haziran seçimlerinde bu desteğini en kamil manada verecek Eğitim. Ve ondan sonra biz Eğitim'de neler yapacağız? Eğitim'de kaç yıllarla beri gerçekten Eğitim Gölü'nün etrafında yaşayan bütün köylerin hepimizin ortak sorunu kuşaklama projesi vardı. Onu inşallah bu dönem hayatta geçirmenin mücadelesini en birliğiyle yapacağız. Eğitim Gölü'nün etrafındaki yaşamı tekrar kurtaracağız. Eğitim Gölü'nü tekrar en güzel göl haline getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Burada bir adliye sorunumuz var, adliye binası sorunu var. Onun projeleri inşallah bitmek üzere en kısa sırada bir adliye binasını Eğitim'e kazandıracağız. Bunun yanında yetmez. Bizim buradaki hükümet konağı binası çok eski. Dışından geçen gibi bir baktım, kablo olan böyle soğutma sistemi, yakışık olmayan bir kablo var. Eski bir İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, neredeyse Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir ilçenin hizmet binası gibi. Onu Eğirdir'e yakışan bir şekilde hükümet konağını Eğirdir'e kazandırmanın önümüzdeki dönem mücadelesi de vereceğiz. Diğeri bu tren istasyonunda bulunan alanın inşallah üniversiteye tahsisini gerçekleştirebilirsek, Eğitim'de üniversite hayatının biraz daha üniversitenin altyapısına her birbirine sağlayabiliriz. Bu Kredi Yurtlar Kurumu'nun yeni yurt yapılması ile ilgili ormanda bir problem vardı. İnşallah o problemi de çözdük. En kısa sürede de buraya Kredi Yurtlar Kurumu'nun binasını öğrencilerimizin eğitimle hizmetine sokacağız. Yeni hastane, bu hastane köklüydü. Onun projeleri bitmek üzere. Önümüzdeki hedefler arasında aynı Yalbaş'ta olduğu gibi, Yalbaş'a gidenler var mı bilmiyorum. Yalbaş'taki hastanemiz 5 yıldızlı otel konforunda, oradaki vatandaşlarımız gidip ya biz otelde kalamıyoruz bari hasta olayım da hastane biraz 5 yıldızlı otel konforu yaşayayım diye biraz yapıyormuş. Onu da inşallah Eğitim'de 5 yıldız konforlu bir hastaneyle önümüzdeki dönem kazandıracağız biz buraya. Gerçeklik bilmemizde vardır yoktur. Bunu bir müddet gerçekleştiremedik. Burada düşük gelir durumda kardeşlerimizin konusunda TOKİ'yi buraya getirmeden önceki belediye başkanına söyledim olmadı. Ama bu dönem kaymakamlıkla beraber burayı TOKİ'nin yapılmadığı içeriden bir tanesi Eğirdir. Bunu da buraya TOKİ yaparak en düşük gelir seviyesi vatandaşlarımızın konu sahibi olmalarını temin ederim inşallah diyorum. Bir diğer konuda bir tren daha kaçmıştı burada. Doğalgazla treni yakalamıştık. Yeterli çalışma o zaman yapılamadı. Yalvaç bunu yaptı, başardı. Doğalgazı Yalvaç'a gelecek. Eğitim'de de doğalgazı getirmenin önümüzdeki dönem. Çünkü biraz kriterleri üst tutuyor. Gölümüz kirlenmemesi adına onun da mücadelesini bu dönem yapalım. 2019'da bunlar sayılıp yapamazsak hesap sorun bizden. Şimdi Eğitim Gölü'nden çok daha fazla nasıl istifade edebiliriz? Daha fazla balığı burada nasıl üretebiliriz? Buradan balıkçı kardeşlerimiz çok daha fazla nasıl gelir elde edebilirler?
gerçi balık ve diğer deniz göl ürünlerinde artışlar sağladı. Bunu daha da artırarak götüreceğiz. Bunu da yapacağız. Köylüden gelen kardeşlerimiz var, muhtarlarımız var burada. AK Parti İzmir'den köylerinde 2002'den bu yana da yaparsak, sayarsak birçok şey yaptık. Hiçbir zaman yaptıklarımızda da başımıza kalacak değiliz ha. Bunları biz mahkumluk yapmaya, mecburdur yapmaya ve yaptık. Eksiklerimiz daha çok var. İzmir köylerimizde daha çok şey yapmamız lazım. Çünkü en iyisini yapar hale gelmek durumundayız. Elma'da bir noktaya geldik. Türkiye'de, dünyada marka oldu. Bunu nasıl sürdürebiliriz? Daha fazla geliri İzmir'de nasıl sağlayabiliriz? Bütün projelerin önümüzdeki süreçte destekçisi olacağımıza bir kere daha burada sözünü veriyorum. Bir konuşma daha yapıp bitiriyorum. Süreye bir, pek bir şey bırakmadım Allah'ın izniyle. Sen öyle zannet. Tamam. Tamam. Şimdi İyidir MHP'de bir adayı var. Biraz da ona laf söyleyeyim. Ya söyleme, gerek yok. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Biraz önce gazetede gördüm de buna sahip çıkan Sözcü gazetesi, Sözcü. Eğer bir adam o Sözcü gazetesi çıkıyorsa vay onun haline diye. Bizim başka bir asıl önümüzde gerekiyor. Şimdi o Sözcü gazetesi ona sahip çıkıyor okutana aynı yazının içerisinde eğilirin bir diğer değerli valisi Sayın Hüseyin Avni Coşa'da hakaret ediyor. Daha fazla hizmet üreten Hüseyin Avni Coşa'da hakaret ediyor. Onu bu eğilirde yayınlayan kardeşlerimiz herhalde onu gözden kaçtığını düşünüyorum. Eğilirin bir valisi okutan niye görevden aldığını orada yazıyor ama ambusları hatırlatmayın. Başka şeyleri hatırlatmayın. Silah ruhsatlarını hatırlatmayın. Hüseyin Avni Coşun böyle bir şey yok. Ama o gazeteci arkadaşımız yazarken kendi çok değerlendirmişlerimize o hakareti herhalde bir daha gözden geçirip özrünü beklediğimizde beyan ediyor bu gazete partilerinden. Hüseyin Avni Coşun bir özür borçlu gazete. Sözün özür. Ey Eğilirliler! 7 Haziran'da Eğilir'in adayı vardı. Ben MHP'ye gideceğim, CHP'ye gideceğim, yok. İktidar belli. Allah'ın izniyle 4. defa tek başına iktidar bu ülkede AK Parti geliyor. Koalisyonların önünü yaşadınız. İkinci bir krizini yaşadınız. Bir daha eski günlere gitmek ister misiniz ya? Ülkede birlik varsa bizde var. Ülkede kardeşlik varsa AK Parti'de var. Biz bu ülkenin çimentosuyuz. Gelip burada milliyetçilik söylemlerinde bulunacaklar. Gidip Diyarbakır'da Tabela Partisi ile olamıyorlar. Sivas'ın öteye gidemiyorlar. Gelecekler burada kardeşlik projesi üzerinden bizi AK Parti'yi yıpratmaya kalkacaklar. 17-25 Aralık operasyonlarını çok fazla miktarda size halkın kafasını bulandırmaya çalışacaklar. Şahit olsun ki Allah, AK Parti kadrolarında yanlış yapan biri varsa sistemin dışına itilir. Bu dava, bu hak dava, davamız bizim özümüz olan, özü sözü bir olan bu partinin daha uzun yıllar bu ülkede bu hareketin hizmet etmesi gerekiyor. Öyle bir günlük, iki günlük kızgınlıklarla vay ben bu partide oy verdim, benim bir işim görülmedi. Ben bu partiye oy verdim, çocuğuma bir iş bulunmadı. Kardeşler, eğer buna diyecek olursak var ya, sonuç alamayız. Evet, yapamadığımız işler vardır. Çözemediğimiz problemler vardır. Ama kişisel sorunların ön plana olduğu bir seçim değil. Dünyada bütün bizim düşman ülkeler bekliyor. Bu AK Parti iktidardan nasıl götürürüz diye. Bütün işler kuvvetleri birleşti. Ya da azından seçimlerini gözünü dikti, bakıyorlar. Yereldeki, içimizdeki, dışımızdaki bütün güçler işbirliğiyle bunu yapıyorlar. Bize düşen de bunlara pabuç bırakmadan bu istikrarı, bu dünya lideri, Cumhurbaşkanımızı, o Cumhurbaşkanlığı sarayında tekrar güçlü bir AK Parti iktidarıyla
dünyada göğsünü gere gere başkanlık sisteminde, yeni anayasa sisteminde ülkemizi getirerek lider ülke olma anlamında bir seçimi yapacağız. Bunun tercihini yapacağız. Ya ezilen Türkiye, ya lider ülke. Biliyorum ki bütün Spartalılar ezilen lider ülkeden lider Tayyip Erdoğan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı AK Parti'nin iktidarında bunu tadacak. Bizden başkası bunu yapamaz. AK Parti'den başkası bu heyecanı millete veremez. Ondan dolayı bu seçimde biz çok koşturacağız, çok çalışacağız. Ne olursunuz, sizler de çok çalışın. Hep birlikte çok çalışalım. Bizim geçirmediğimiz yerlerde sizler de dolaşın. Yalvarıyoruz birbirimize. Bu seçim geleceğimizin seçimi. Bu seçim hepimizin seçimi. Bu seçim ne benim milletvekili olmam o kadar önemli değil. Milletvekili olup olmamak o kadar önemli değil. Yeter ki AK Parti iktidar olsun. Dünyaya sesimizi daha güç çıkartabilmek için 7 Haziran seçimlerine gelin el birliğiyle gecenizi gündüzümüze katarak eksiklerimizi daha sonra konuşalım. Yanlışlarımızı daha sonra konuşalım. El birliğiyle kenetlenelim. Zaferle yıldızdan geçeceğiz, çıkalım. Göğsümüzü gere gere biraz önce saydığım işleri hepsini yapalım diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.